Yani sadece zaten ben değil, benle asla bir şey olmaz. Ben diye bir şey yok. Bir bütün olarak mücadele ettiğimiz için, Artvin halkı olarak, biz olarak mücadele ettiğimiz için bir şeyleri başardık. Kimse zaten ön planda değil yani, öyle bir şey yok. Yani bir dernek olmak zorunda, işte onun da bir başkanı, bir sekreteri, bir bilmem nesi, formalitesi olmak zorunda. Ama diğer insanlar da aynı hakka sahip, yani aynı söz hakkına sahip. Zaten büyük kurul dediğimiz, yani bütün siyasileri, STK'ları bir araya getirip toplanıp ortak karar verip uyguladık hep. Nur Neşe Karahan, Temmuz 1995'te Cerattepe'de altın ve bakır madeni tehdidine karşı kurulan Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı. Bugüne kadar madene karşı yürüttükleri mücadele sebebiyle Karahan'ın da aralarında olduğu dernek üyelerine ve destekleyen Artvin halkına karşı birçok dava açıldı. Bölgeyi maden faaliyetinden korumak adına 245 gün boyunca tuttukları nöbet, Şubat 2016'da yoğun polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu süreç sonrası 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri iddiasıyla çeşitli davalarda yargılandılar. Son olarak Karahan hakkında siyasi casusluk iddiasıyla dahi soruşturma açıldı. Mücadeleden haberdar olan Artvin savcısı sayesinde bu soruşturma davaya dönüşmeden takipsizlikle sonuçlandı. Nur Neşe Karahan, yaşam savunuculuğu olarak gördüğü maden karşıtı mücadelesine devam ediyor. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üzerinden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor, hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde Artvin'deki maden karşıtı hareketin öncülerinden yaşam alanı savunucusu Nur Neşe Karahan'ı dinliyoruz. Benim köyümün bir özelliği de 1930'da daha kadınlara seçme seçilme hakkı verilmeden önce ama belediyeye seçilebiliyorlar. İki kadın belediye meclisine giriyor ve biri belediye başkanlığı yapıyor. 1930 Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı da benim doğduğum köydedir. Yardımcısı da kadındır. Vay be. Sadiye Ardahan, eşinin soyadı Ardahan olduğu için onun soyadı Ardahan. Eğitimli iki kadın, 2 sene belediye başkanlığı yapıyor. Bu da köyümün bir başka özelliği. Yani şey de fazladır, okuma yazma oranı da Üsfel'in diğer şeylerine göre fazladır. 1956 yılında Yusufeli'nin Kılıçkaya köyünde doğan Nur Neşe Karahan, kadınların kamusal hayatta görünür olduğu bir ortamda büyür. Kendisi de hayatının ilerleyen yıllarında bir yaşam alanı savunucusu ve kadın olarak Artvin'deki çevre hareketinin ön saflarında yer alacaktır. Karahan, babası Mustafa'nın Artvin'de fırıncılık yapmaya başlaması üzerine ailesiyle birlikte küçük yaşta Artvin merkeze taşınır. Orada dünyaya geldim. 5 yaşında Artvin merkeze tekrar döndük. Abimin eğitimi nedeniyle o ilkokul bitirince ortaokul yani eğitim okumaya devam etsin diye babam tekrar Artvin merkeze döndü. Fırıncılık yaptı Artvin'de. Mesleğiydi zaten. Biz de çocukken o fırında başladık aslında. Hayata, farklı şeylere. Sabah erkenden babamla beraber yani ezandan önce fırına inerdim. Okula kadar ona yardım eder. İşte oranın Artvin'in sabah yaşlıları genelde fırında toplanırlar. Onların hikayeleri, farklı şeyler, birbirleriyle şakalaşmaları, muhabbetleriyle büyüdüm ben. Büyüdüğü yıllarda hem Artvin'in kent yaşamından beslenir, bir yandan eğitimine devam eder. Artvin'in çok kültürlü yapısı onu geliştiren ve belki de kadın olarak ön planda durmasını destekleyen unsurlardan biri olacaktır. Annesi Hediye de eğitimde bir kadındır ve çocuklarını okutmak için çaba sarf eder. Gazete de alırdık kendimize. Asla okumamıza, herhangi bir şeye asla şey sınır koyulmadı. Öyle bir ailede büyüdüm. Annem çok becerikli bir kadındı. Yani o zamanki zamanda çok eskiden işte biçki dikiş öğrenmiş. Şu anda yaşasaydı yaklaşık 97 yaşında falan olacaktı ki 13 yaşında
hanımlara hani şu şapkalar vardır ya, eskiden Artvin'deki hanımlara şapka dikerlermiş. Ve onlar da işte gecelere belli şeylere gidince o şapkalarla giderlermiş. Yani Artvin'in geçmişi de aslında o açıdan karma kültür olduğu için de şeyde bir genç geçmişi var. Karahan'ın babası da okuması, öğrenmesi yönünde onu teşvik edecek, çocuklarına dürüst ve şeffaf olmalarını salık verecektir. Bir siyaseti veya başka bir şeysi olan birisi değil ama bizim okumamıza veya işte ne hangi kitabı alırsak bize kitap almamıza diyorum ya, hiçbir şeyimize, okumamızı mutlaka isterdi zaten. Asla öyle bir şeyi engellemedi. Hiçbir şeyimize de set koymadı. Yani özgür takıldık aslında aileden dolayı. O şansım vardı yani eskiden de. Sadece derdi ki işte dürüst olun, doğru olun, yalan söylemeyin. İlkelerimiz oydu. Benim yani haberimiz olsun ne yaptığımızdan. Kural o. Onu uyguladık mı sorun yok. Karahan'ın lise yılları sonrasında devlet memurluğu günleri başlar. Çevre mücadelesinde beraber yer alacağı, doğa sevgisini paylaşacağı eşi Mehmet'le de o yıllarda tanışır. İşte yani ortaokul, lise, sonra bir takım nedenlerden üniversiteye gidemedim ama işte devlet memurluğum başladı. 1975'te devlet memurluğuna başladım. Nüfusta çalıştım 20 sene. İşte o arada 1979'da evlendim. Yani eşimle, Mehmet'le. Onunla beraber de daha çevresel bakış açımız daha farklılaştı. Yani bunu tabii benim annemle babamdan gelen şey de var. Onlar da hayvanlara, işte doğaya ve şeye çok saygılı insanlardı yani yaşam alanlarına. Karahan'ın doğaya ve yaşam alanlarına dair duyarlılığı hem ailesinin hem de bölge halkının doğaya yönelik yıllar boyunca geliştirdiği bakış açısının ve birikimin devamıdır. Doğal döngüye yapılacak sert müdahalelerin sonuçlarının hem doğa hem de insanlar üstünde ağır etkiler yaratabileceğini bilirler. Eşim daha meraklıydı, şöyle doğada gezmeyi de zaten yani İstanbul'da yaşamayı tercih etmemişti. Artvin onun için hakikaten özeldi. Artvin için çok fazla yani hayalleri de vardı. Daha güzel, daha yaşanabilir kılmak. O kötü yapılaşmayı öyle gitmesini de istemiyorduk. O zaman tabii o kadar da kötü yapılaşma yoktu ama. Doğada da çok gezerdik biz. Evlendikten sonra da en ufak her fırsatta farklı dağlarda, farklı yörelerde bir işte işini ayarladığı dakika ben de hani tabii ben de devlet memurluğunda çalışıyorum o zaman. Kendimizi her fırsat bulduğumuz zaman farklı yörelere giderdik. Hani doğadaki şeylerdeki bazı şeyleri görünce de ilk önce bir Kafkasör tarafında üst tarafta bir tıraşlama kesim vardı. İşte ona karşı çıktık. Bir vadide Genya Dağı'nda bir kesim vardı. Yasak dere deriz biz. Artvin'in yapısı çok engebeli, dik arazi ve şey olduğu için yapı yasak dere, yasak tepe, yasak dağ gibi isimlendirilir. Bu hani yüzyıllardır oradaki insanların kendilerini korumak için aldıkları tedbir. Yüzyıllardır bölge insanının kendilerini korumak için aldıkları tedbirler, doğal yaşamın dengesinin bozulmasını doğurabileceği heyelan, sel gibi büyük risklerin önüne geçmeyi hedeflemiştir. Karahan ve eşi birçoklarıyla birlikte 92 yılında bölgede gerçekleştirilmek istenen bir kesim işlemine bu sebeple karşı çıkarlar. Bu aynı zamanda Artvin'de doğal çevreye müdahaleye karşı verilen ilk toplu tepkidir. Oradaki o kesime mesela karşı çıkıldı. Orman işletme inatla orayı kesti ve ertesi sene oradan bir sel geldi. Yani burası yasak dere, yapmayın, yanlış yapıyorsunuz dendi. İşte muhtarlar şey falan yapmayın dendi ama işte yok ben bilirim, ben ormancıyım mantığıyla öyle bir kesim yaptı. Doğa sonra tıraşlama kesim için çokça karşı çıktık. Yani 92'de birazcık daha bu şey bir şeyler hızla farklı şeyler olmaya başladı. Öyle kesimler vesaire. Ona karşı çıkıldı ve ilk defa o zaman eşim bir partinin ilçe başkanıydı.
bütün ilçe başkanlarını bir araya topladı. Mahalle muhtarlarını, işte Hatila Kooperatifi'ni vesaire bir araya toplayıp ortaklaşa bir deklarasyon gibi bir şey gibi yayınladılar. Yani ormanlarımızdaki kötüye gidişi işte durduralım, bu yapılan yanlışları beraberce karşı çıkalım. İşte onlara ilişkin bir yazı da kaleme alıp ortak imzayla yayınladılar. Artvin'deki ilk ortak, yani doğa için ilk ortak hareket anlamındadır o. Maden Tetkik Arama Müdürlüğü 1986'da yayımladığı bir raporda bölgede yeterli maden rezervi bulunmadığını belirtir, burada maden aramanın heyelana sebep olabileceğini ekler. Buna rağmen bölge sakinlerinden biri maden arama ruhsatını alır. Ruhsat sahibi madenciliğin bölgede zenginlik yaratacağı iddiasındadır. Nur Neşe Karahan ise bölge insanının hassasiyetlerine sahiptir. Ruhsat sahibiyle arasında geçen ilk tartışmada kendisinin bu yönde verdiği doğal bir tepkinin sonucu gerçekleşir. Geldi işte Kafkasör'de altı madenciliği yapacağız dedi. Hemen Kafkasör'ün üstünde. İşte oralarda şey yapacağız, işte zenginlik olacak gibi böyle büyük bir neşeyle onların arazilerini kiralamak istedi. Ben de nasıl yani dedim, hemen şehrin üstünde madencilik mi olur dedim. Ne madenciliği dedim. Bana sen karışma, sana ne oluyor dedi. Sen de karışıyorsun dedi. İlk tartışmamız odur onunla, Öner amcayla. Niye karışmıyorum dedim. Yani şehrin üstünde nasıl madencilik olur? Burası tam aşağıdayız. Yukarısı orman, aşağıda biz yaşıyoruz. Ve orada madencilik. Yani mantıken direkt içgüdüyle, yani yap bildiğimden veyahut da şeyinden değil aslında sorarsan. Öyle bir tepki koydum. İşte neyse arkadaşla konuştular. O da bir ben öyle şey yapınca bir durdu. Sonra çıkınca eşime gittim iş yerine. Dedim ki bak böyle böyle yukarıda bir şeyler oluyor. Bir bakın neler oluyor dedim. Kanadalı madencilik şirketi Cominco'nun maden ruhsatını devralmasıyla birlikte bölge fiili tehdit altına girer. Şirketin 1994 yılında başlattığı sondaj çalışmalarıyla birlikte ilk olumsuz etkiler gözlemlenir. Arama çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal maddelerin sulara karışması sonucu ineklerin toplu ölümünün gözlemlendiği bildirilir. 94'te sondajlarla birlikte şirket, yani orası şehrin hemen üst tarafında yaklaşık, ama döne döne çıkıyorsunuz ama gördüğümüz bir yer, yani direkt gözle görülür bir yer değil. Dolayısıyla sondajlarla beraber fark ettik. Yani orada insanların arazileri de var. Hala hayvancılık da yapılıyordu. Sondajdaki kullandıkları kimyasallardan dolayı, o yalaklara karışan sulardan dolayı inekler öldü. Bir yıl sonra 1995'te Karahan ağır bir kayıp yaşar. Bu onun için dönüm noktası olacaktır. Ocak ayında hem eşini hem de abisini bir trafik kazasında kaybeder. Fakat geçimini tek başına sağlaması, iki çocuğunu okutması gerekir. Acısına rağmen bir süre sonra ayağa kalkmak zorunda kalacak ve ailesinin geleceği için eşinin ölmeden önce açmak üzere olduğu pastaneyi devralacaktır. Pastanelerinin ismi Cennet'tir. Birlikte sürdürmüş oldukları Artvin'i doğal bir cennet olarak yaşatma mücadelesine eşinin yokluğunda devam etmek zorunda kalacaktır. Yeni dükkanın bir sürü şeysi var ve bunlar ödenecek. Elimde para yok. Bir anda her şey alt üst oldu. Ama bir yandan da bu ne oluyor diye onu da kotarıyoruz. Bu arada ben iş yerini açtım. İşte Mehmet öldükten 40 gün sonra falan arkadaşlar illa bir şey yapalım dediler. Bir şeyle de açtık, onun isteğini yerine getirelim dediler. Tamam dedik. Ben Mehmet öldükten 10 gün sonra, yani baktım ki oturup şeyle bu iş olmayacak. İki tane çocuk var, onların geleceği var. Bir ortada bir açılacak iş yeri var. Onun borcu ödenecek. Sonuçta etraftaki insanların da herkesin kendi hayatı var. Bizim hayatımız değişti. Ama bir başka, yani sonuçta kendi çözümünü bulmak zorundasın. Dedim ki ben başlayayım, kalkayım ayağa. Öyle başladım tekrar işe. Ama bir yandan da bu işler de var. Ne yapacağız? Ne olacak? Yani çocukların geleceği için para kazanacağız. Tamam, hani bir şey hayatımızı idame ettirmemiz lazım ama yaşam alanlarını koruyamazsak
Sonra ne olacak? Artvin yok olursa veyahut da işte başka şeyler de yok olacak. İlk sondajların yapılmasını takiben Neşe Karahan'ın eşi Mehmet Karahan, orman mühendisi Oğuz Kurdoğlu'na maden hakkında bilgisi olup olmadığını sormak için danışmaya gider. Oğuz Hoca, MTA'dan maden alanlarının yerine ulaşır ve bunları Mehmet Karahan'a göstermek için onun yanına uğrar. Bu sırada Mehmet Bey'in vefatını öğrenir, Neşe Karahan'ı başsağlığı için ziyaret eder ve böylece tanışırlar. Neşe Karahan'ın eşinin ve abisinin de hazırlık sürecinde yer aldığı Yeşil Artvin Derneği aynı yıl kurulur. Derneğin kuruluşuyla birlikte hem sahada hem de yargı önünde verilen büyük bir mücadele başlayacaktır. Bu mücadele Oğuz Kurdoğlu'nun yanı sıra avukat Bedrettin Kalın ve daha birçok Artvinli'nin günlük hayatlarının bir parçası haline gelecektir. Buradaki doğa olağanüstü bir şeydir. Olağanüstü bir doğanın içerisinde yaşıyorsunuz. Bu sizin bildiğiniz gibi de değil. Ama hep birlikte olmamız lazım. Yani aynı şeyleri konuştuk. Tamam dedik. Öyle karar alındı. İşte bir kurucular kurulu oluşturuldu. 7 kişiden. Onlar Yeşil Artvin Derneği oluştu. Yani birlikte hareket etmemiz gerekiyor diye. İşte 95'in 7. ayında ilk şey oldu. Bu arada da tabii bir takım bilgiler de toplandı. İlk şirket bir Kanadalı firmaydı, Cominco diye. O işte ilk önce açık işletme yapacağız. İşte çok güzel olacak. Hatila Milli Parkı tarafında 70 metre yüksekliğinde bir atık havuzu planlıyorlardı. İşte 8 ton altın var falan gibi çok güzel bir kitapçık hazırlamışlardı. Artvin'in heyelanlarını haritayı tersine koymuşlar, yukarıya doğru göstermişlerdi. En başından beri hep içinde oldum. Yani pastane olunca ben sabahın işte 5'inde 6'sında pastanedeyim. Gece 1'e 2'ye kadar bazen sabaha kadar işte duruma göre orada çalışıyorum. İlk zamanlar tabii çok da çalışmam gerekti. Dolayısıyla bizim pastane aynı zamanda da Yeşil Artvin Derneği'nin de haberleşme merkezi gibi oldu. Yani sabah hocalar geliyor, işte gün içerisinde insanlar geliyor. Derneğin 27 yıllık mücadelesi boyunca okulları ziyaret eder, birçok bilgilendirme toplantısı ve panel gerçekleştirir, ev ev gezip madenin zararlarını anlatırlar. Festivallerde bir araya gelir, halkla birlikte örgütlenirler. Bilim insanları ve ilgili kuruluşlarla temasa geçip madenciliğin bölge üzerindeki felaket boyutundaki etkilerini anlatır ve belgelerler. Dernek işte zaten oluştu. Onun peşinde de hemen tekrar hocalar çağrıldı. Yani madencisi, bitkicisi, hayvancısı, toprakçısı vesaire işte hidrojeologu neyse. Dedik ki bunun detayını bir öğrenelim. Hakikaten bu ülke bununla kalkınacak mı? Yani Artvin'i feda etmemiz mi gerekiyor? Yoksa bunun teknolojik olarak doğru bir yolu yöntemi var mı? Yani karşı çıkarken de bilimsel verilerle karşı çıkalım. Yanlış bir şey yapmayalım diye. Öyle harekete geçildi. İşte hocalar çağrıldı, gittiler, incelediler, baktılar. Tabii o arada da şirket bir tünelle açmaya başlamıştı. ...2005 yılında Yeşil Artvin Derneği ve Artvin Barosu tarafından bölgedeki madencilik ruhsatının iptali için bir dava açılır. Bu süreçte Cominco şirketi çekilmiş, ruhsatını İnmet Madencilik devralmıştır. 2008 yılına gelindiğinde tüm maden ruhsatları iptal edilir. Fakat bu ne yazık ki mücadelenin zaferle sonuçlandığı anlamına gelmeyecektir. 2008'de ruhsatlar iptal oldu. Yani birinci şirket gitti, ikinci şirket geldi. İşte o arada da hukuksal süreç başladı ve ruhsatlar iptal oldu. Ruhsatlar iptal olan yerde bir daha ihale yapılması bile zaten büyük bir haksızlık, yanlışlık. Ama yeniden diyorsun ki o zaman biz haklıyız aslında. Bu ikisi de gitti. Şimdi bunlar geldiler. Tekrar bana ne artık yeter diyemiyorsun yani. Biliyorsun çünkü ne olacağını daha iyi biliyorsun. İlk başlarda ne olacağını öğrenmeye çalışıyorduk. Ama sonra işin içerisine girdikçe durumun vahametini,
yok oluşun ne demek olduğunu, Artvin'in doğasının aslında Artvin'in bir bütün olarak bu Oğuz Hoca'nın dediği gibi bir doğa müzesi olarak kalması gerektiğini. Madenin Artvin gibi bir doğa müzesini feda etmeye değecek bir faydası olmadığı gibi zararı büyüktür. Fakat 2012 yılının başlamasıyla birlikte ruhsat alanları için yeniden ihale açılacağı duyurulur. Bu gelişme mücadelenin tekrar başlayacağı anlamına da gelecektir. Ve artık Cerattepe mücadelesi bir maden karşıtı hareketten Artvin'in tamamını ilgilendiren ve mobilize eden bir yaşam mücadelesine dönüşür. 2015 yılında şirkete arama ruhsatının verilmesi ve Cerattepe'ye çıkma girişiminde bulunmaları üzerine alanda 245 gün süren bir nöbete başlanır. 2016 yılının Şubat ayı ise şirketin sahaya girmesiyle 10 gün süren olağanüstü bir direnişe sahne olur. Şirketin bölgeye girişi yöre halkı tarafından işgal olarak adlandırılacaktır. Temmuz ayında ilan edilen olağanüstü halle birlikte ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de baskı oldukça artacak, adeta bir şehir kriminalize edilecektir. İşte 2016'dan sonra 2 sene boyunca valilik yasakları uygulandı bizde. Her ay tekrar etti. Türkiye'de 5 tane ilde valilik yasakları uygulandı. Terör nedeniyle Artvin hem Türkiye'nin en sakin şehri seçiliyordu ama hem de valilik yasakları devam ediyordu. Her şeyi engelleyen, kısıtlayan. Küçük yer, insanları bir de bu 2017'den sonra bir korku iklimini sardılar biliyorsunuz. Yani dolayısıyla şimdi biz bir basın açıklaması için yani iletişim ağı da kurduk tabii. Sistemli bir şekilde biz mesaj çektik mi diğer siyasiler, STK'lar da anında mesaj çekiyordu ve bütün aşağı yukarı herkesin haberi oluyordu. En ufak bir anında yaptığımız basın açıklamasına bile en az 3-4 bin insan, 5 bin insan toplanabiliyordu bir anda. Bir anda caddeyi kapatabiliyorduk. Nur Neşe Karahan ve arkadaşları bu süre zarfında sayısız soruşturma geçirir, haklarında birçok dava açılır. Gözaltına alınır, iktidar yanlısı yayınlarca ajan olmakla suçlanırlar. Verilmek istenen gözdağına rağmen bu çevre mücadelesinin Artvin için ne derece hayati olduğunun bilincindedirler. Karahan'ın dost çevresinde bu kadar işinin arasında bunlarla uğraşmasını fazla bulanlar bile zamanla önemli bir misyonunun olduğunu idrak edeceklerdir. Ama hak aramak başka bir şey değil yani esasında yaptığımız hiçbir şey kimseye zarar vermek için veya şey için değil. Yaptığımız şey genelde yaşam alanlarını, yaşamımızı, haklarımızı korumak. O yüzden yani korkmak için yanlış bir şey yapmak lazım. Onun için çok yani bilmiyorum hiç öyle bir korkuya kapılmadım her nedense. Genelde tabii ki daha sakin bir hayatım vardı ama bu şeylerden sonra duruma göre her an bazen işi de bırakıp çok zaman çekip gidiyordum. Kendi işte uykundan, kendi özel hayatından fedakarlık etmek zorunda kalıyorsun. Benim arkadaşımın yani yakın arkadaşlarımdan eleştirenler de oldu. Yani o kadar çok şey yapmasan. Hani sen zaten çok işin var. Zaten işte 2 çocuk var. İşte onları şey yapıyorsun. O yüzden hani ya işte başkaları yapsın gibilerinden öyle bir yaklaşım da oldu. Öyle eleştiriler de aldım ama dedim ki bakın bunu öyle düşünmeyin. Yani aslında ben değil hepimizin aynı şeyi düşünmesi lazım. Yani 3-5 kişi veya ne kadar çok olursak o kadar bunu yürütebiliriz. Tamam çocuklarımız için elbette para kazanmamız yani hayatımızı idame ettirmek için onların geleceği için bir şeyleri de kotarmamız gerekiyor. Doğru ama esasında onların hayatını düşünüyorsak bunları da durdurmak zorundayız. Nur Neşe Karahan, 1995 yılından başlayarak Cerattepe'de yaşanan dönüm noktalarını defterlerine kaydeder. Neşe ablanın defteri olarak bilinen bu defterlerde bir ülkenin en uzun soluklu yerel çevre mücadelesinin kaydı tutulur. Derneğin açtığı davalar, onlara açılan davaların duruşma tarihleri, saha gezileri, okul ziyaretleri, bilgilendirme toplantıları, protestolar, gözaltılar, basın açıklamaları, nöbetler buradadır. Hem bir hafıza hem de davaları takip aracı işlevi görür.
Ya çok sayıda insana da dava açıldı. Dolayısıyla son karar duruşmalarında hani avukat arkadaşlar takip ediyorlar tabii sağ olsunlar ama karar duruşmalarında da arıyorum onları tek tek. İşte bugün karar duruşması var. Katılın yani mümkünse gelin. Son savunmalarınızı yapmak istersiniz diye haber de veriyoruz. Gelebilen geliyor. Zaten avukat arkadaşlar savunmalarımızı da yapıyorlar. Biz de yapıyoruz tabii savunmamızı. Esasında anlaşılabilir bir şey değil. Yasa dışı hiçbir şey yapmadık ki biz. Yani bize dava açıncaya kadar şirketi oraya niye yasa dışı çıkarıyorsunuz diye emniyet müdürüne, valiye veya şeye dava açmaları lazımdı. Biz onlara da dava açtık aslında. 2016 olaylarından sonra emniyet müdürüne, jandarma komutanına ve valiye dava açtık. Bir çağrı yaptık. Yaklaşık 700 kişi inip dilekçesini verdi. Dava açtık ama ne yazık ki bakanlık onlara dava açılmasına izin vermedi. Yeşil Artvin Derneği'nin bu çabası ülke sınırlarını aşar. Nurneşe Karahan bir STK'nın davetiyle Kanada'ya bir ziyaret gerçekleştirir. Orada Kanadalı maden şirketlerinin yaşam alanı ve çevre ihlallerinin bu coğrafyaya özgü olmadığını muhataplarından dinler, onlarla birlikte ekolojik bir gelecek anlayışı etrafında uluslararası bağlar kurar. Kanada'da aynı vahşeti yaşayan yerel halka hediye olarak iğne oyası götürür. Kızılderili kabile temsilcisi bayan. Ona verdim. O da bana bir tane bir ufak davul gibi bir şey verdi. O da evde saklıyorum onun şeyini. Güzeldi hakikaten. Çok enteresan hikayeler dinledik. Ben bizim hikayemizi anlattığım zaman, iki Kanadalı firmayı yolladığımızı söylediğim zaman çok şey geldi onlara. Enteresan geldi ama tabii işte devamında başka şeylerle uğraştığımız herkes işte kendi şeyine paylaştı. Orada işte bir temsilciler yaptılar. Onlar işte Kanada hükümetiyle de bu konuları görüşmek için öyle bir girişimde bulunacaklardı. Ama tabii maalesef şu anda öyle değişen bir şey olmuyor. Kanada'da ben hani dünyayı sömürüyorlar bu konuda, üstlerine yok. Hani kendi ülkelerinde böyle bir şey yapmayacaklarını düşünüyordum. Ama oradaki hikayeyi de dinleyince, o yerel halka yaptıklarını dinleyince insan gerçekten diyorsun ki nasıl ya, dünyanın her yerinde bu vahşi, yani bu kapitalizm para babaları. Açık olduğu 20 yıl boyunca derneğin ve Artvin halkının buluşma noktası olan Cennet Pastanesi bugün yerinde değil. Fakat her 23 Nisan'da çocuklara dondurma dağıtan ve cennet bir şehri ve çevresel zenginliği koruma çabasının merkezi olan bu pastane, Artvinlilerin hafızalarındaki yerini kaybetmeyecek. O eşimin koyduğu isimdi, yani benim değil, Cennet Pastanesi. Cennet Pastanesi'nin özelliği de yine Mehmet çocukları çok severdi o ve 23 Nisan'da biz kendimiz doğal dondurma yapardık. 23 Nisan günü bizim işimiz çocuklara dondurma ikram etmekti. Yaklaşık işte 25 sene, yani ben kapatıncaya kadar o gelenek devam etti. Yeşil Artvin Derneği ve Nurneşe Karahan, 27 yıldır Artvin'in doğasını korumak ve gelecek nesillere bırakmak için çaba gösteriyor. Türkiye'nin en uzun soluklu çevre mücadelesini sürdürüyor, Cerattepe'ye ve Artvin'in kültür ve belleğine sahip çıkmaya tüm engellemelere rağmen devam ediyorlar. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna. Metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan. Kayıt ve düzenleme Onur Temel. Proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu. Asistan Ece Koçak.